Tabii memnuniyetle. Hoş bulduk. Bizim için Kastamonu bir handbol şehri. Daha önce milli takım maçı oynanmamış olması bizim şansımıza diyelim. Bize kısmet oldu. Çok da mutluyuz bu organizasyonu Kastamonu'nda gerçekleştirdiğimize. Önümüzde birçok milli maçımız olacak. O milli maçlarımızı da burada oynamaktan büyük bir mutluluk duyacağız. En büyük dileğimiz maçımıza tüm Kastamonu halkının büyük bir ilgi göstermesi. Sağ olsunlar, bugünden itibaren yoğun bir ilgi olduğunu görüyoruz. İnşallah salonu dolduracağız. Onların da desteğiyle Belçika karşısında avantajlı bir skorla galip geleceğiz ve serinin başlangıcını yapmış olacağız. Henüz 2 aylık bir yönetimiz. Her zaman bunu dile getiriyorum. Genç, dinamik bir yönetimiz. İdeallerimiz var. Handbolü hayatın merkezine koymak üzere bir politika güdeceğiz. Artık handbolü arka bahçemizde oynamaktan vazgeçeceğiz. Handbolü sokağa indireceğiz. Handbolü çocukların kalbine değdireceğiz. Bizlerin hayatına dokunan bu sihirli topu, milyonların hayatına dokunması için biz gerekli olan tüm altyapı çalışmalarını yapacağız. Çok farklı alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Kurumsallaşma anlamında çalışmalarımız var. Dün bir basın lansmanımızda bununla ilgili işte genel koordinatörlük, genel sekreterlik, gelişim direktörlüğü gibi bazı açıklamalarda bulunduk. İşte kurumsal iletişim departmanımızı kurduk. Medyayla ve kurumsal firmalarla, sponsorlarla sürekli ve sürdürülebilir kazan kazan ilkesine dayanan sponsorluk anlaşmaları yapılabilmek için girişimlerimize başladık. Handbol bir Avrupa sporu. Handbol Avrupa'nın en önemli branşlarından biri. Bunun Türkiye'de de aynı şekilde olması için gerek teknik, gerek tesis, gerek donanım, gerek tecrübe bütün unsurlara sahip olduğumuzu inanıyorum. Çok yetenekli sporcularımız olduğuna inanıyoruz. Önemli bilgiye ve tecrübeye sahip teknik ekiplere sahip olduğumuzu inanıyoruz. Buradaki diğer rakiplerimizden, Avrupalı rakiplerimizden tek farkımız handbolu hayatımızın merkezine koyamamış olduğumuzu düşünüyorum. Eğer bunu merkeze koymayı başarabilirsek, biz handbolun genel algısını basın, kurumlar, ülke, spora bakış açısı bakımından istediğimiz noktalara taşıyabilirsek, bizim sporcu ekibimizde, sporcu potansiyelimizde, teknik kadromuzda bizleri gururlandıracak çok önemli başarılar elde edilecek kapasiteye sahip. Ben her zaman onların yanında olacağım, abileri olacağım, onlara destek olacağım ve başarılı olabilmemiz için elimizden gelen tüm desteği tüm yönetim olarak vereceğiz. Teşekkür ediyorum. Yıllardan beri gelen gerçekten çok büyük bir handbol kültürü var, genç kişi var. Seyirci bazında Kastamonu'nun takımlarının ne kadar etki ettiğini çok daha öncelerinden iyi biliyoruz. Bu milli maçta da bize desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz ve buradan da başkanımızın dediği gibi avantajlı skorla, iyi bir skorla Belçika'yı yenip Belçika'ya avantajlı bir şekilde gitmek istiyoruz. Dünya Şampiyonası elemelerinde şu anda son 4 maçımızı oynayacağız. Bundan evvelki 2 maçta bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Buradaki hedefimiz 4 maçta 4 galibiyet. Bu 4 maçta 4 galibiyeti aldığımız zaman grubu büyük ihtimalle birinci sırada bitirip playoff hakkı oynamaya kazanacağız. Ondan sonra Dünya Şampiyonası elemeleri öncesinde playoff'taki rakibimizi bekleyeceğiz. Takımda 26 kişilik bir grupla bundan önce 20 Aralık'ta bir kamp dönemi başladı. Sonra arkasından sağ olsun başkanımızın özel girişimleri sonucunda bir Romanya'da turnuvaya katıldık. Romanya, İsviçre, İran'da bir turnuva planlanıyordu fakat bu Covid'den dolayı İsviçre ve İran takımının gelememesi dolayı Romanya ile 2 tane hazırlık maçı yaptık. Oradan çok iyi geri dönüşler elde ettik takımımız adına. Buradayken de o takımdaki eksikleri belirleyip bunun üzerine çalışmalar yaparak Belçika maçına hazırlandık. Şu anda ufak tefek sakatlıkları olan oyuncularımız var ama onlar bu maçta ellerinden gelen gayreti gösterecekler, oynayacaklar diye düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa eğer. Şu anda fizyoterapistimizden, masörümüzden aldığımız bilgi bu yönde. İnşallah yarın eksiksiz bir şekilde maça çıkacağız. Kastamonu gerçekten handball kültürünü uzun yıllardır devam ettiren, sürdüren bir şehrimiz. Biz de bunu bilerek aynı heyecanla buraya geldik ve çalışmalarımız da devam ediyor. En önemli isteğimiz hocamızın da başkanımızın da az önce ilettiği gibi Kastamonu halkını o stadı doldurarak bizi destekliyor olarak görmek. Şimdilik teşekkür ederim.
Öncelikle ben başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden beri gerçekten yani bir başkan olarak, abi olarak her zaman yanımızda hissediyoruz onu. Daha sonra Kastamonu halkını yarın 5 Ocak saat 19'da Merkez Spor Salonu'na bekliyoruz ve onların o salonu dolduracağına inanıyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Artık top bizde. Ondan sonra inşallah onlara burada güzel bir sonuç elde edip bir başlangıç hediyesi olarak vermek istiyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.